özellikle rakibimizin toplu oyunda ne kadar iyi olduğunu hem takımımıza tabii ki analizlerde anlattık hem de konuşmamda, maç öncesi konuşmamda karşımızda oynayacak ve çok yetenekli bir takım olduğunu biliyorduk. Belki savunma anlamında ligin iyi takımlarından biri değil ama hücum anlamında ve orta saha oyuncularıyla baktığımızda çok kaliteli bir takım. Bugün de çok kaliteli işler yaptılar. Maça iyi başlamadık. Devamında 1-0 öne geçtik. Arkasından iki tane belki ikinci golü bulup maçı çok daha rahatlatabilecek pozisyon geldi. Devamında bir birlik, beraberlik. Ya bu bölümde de hem rakibimizin atakları oldu hem bizim tabii ki yakaladığımız şanslar oldu. Bence özellikle kanatlardan hücumda çok etkili olduk. Bu şansları bulduk. Ama özellikle çıkarken kaptırdığımız toplar, pas hatası çok fazlaydı. Bunu Prag'da da yaşadık. Orada yediğimiz 3 gol, bugün yediğimiz gol, öncesi merkeze oynadığımız toplar, merkezi zorlamamız ve rakibin de merkezi kapattığı halde merkezi zorlamamız. Bugün yediğimiz golde de bunu yaşadık aslında. Oyunun devamında 2-1'lik üstünlük. İkinci yarı bence daha dengeli, daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Mükemmel oynamadık, bunu biliyoruz. Tabii ki biz çok yoğun bir maç trafiğinden geliyoruz. Rakibimiz sadece belki 8 gün bize hazırlandı ve bizim maçı düşünerek geldi. Biz bu süre içerisinde çok fazla maç oynadık ama kaybedilen maç sonrası ilk maçlar hep zordur. Psikolojik anlamda bu tür zorlanmalar olabilir. Bunun bence maçın başındaki oyunu oturtamamız nedenlerinden biri buydu. İkincisi tabii ki maç öncesi de söyledim. Yani bugün maça saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Yani biz dün bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Bütün hazırlığımızı Icardi ile yaptık ve tedbirsiz olarak sevk edildiği halde maçtan saatler önce oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Yani bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Icardi oynayacaktı. Pazartesi olduğu için oynayamadı. Bu da tabii ki olumsuz olarak bizi etkiledi. Yani olumsuz bir haftanın ardından yani Icardi'nin de bugün maçtan önce oynatılmaması bence bizi de psikolojik anlamda bir anlamda geriye itti. Ama genel olarak baktığımızda kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Ben özellikle tabii ki bu yoğun fikstür içerisinde her türlü fedakarlığı yapan oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Kolay değil, 43 tane maç oynadık. Bu 43 maçı da yani 25 Temmuz'dan beri maç oynuyoruz. Bu kolay değil. Hem Şampiyonlar Ligi, bu böyle sert bir sezonun ardından ligde gerçekten rekor bir puan ortalamasına ulaştık. Bu da kolay bir şey değil. Bazen iyi oynuyorsunuz, bazen iyi oynamadan kazanıyorsunuz ama ana amacımız tabii ki kazanmak. Bir sonraki maç daha iyi olmak zorundayız tabii ki ama yine bir kupa oynayacağız. Üstüne bir tane daha lig oynayacağız. 3 gün arayla 2 tane maç oynayacağız. Zor bir periyottan geçiyoruz ama devamındaki periyodumuz biraz da bizim için daha tek maça düşüyor. Orası da bizim için belki yani kötü yanından baktığımda Avrupa'dan elenmeyi tabii ki istemiyorduk ama iyi yanından baktığımda da ligin son bölümünde lige daha çok odaklanacağımız bir fikstürü bizi bekliyor. Ya tabii maçın üzerinden aslında öbür maçın üzerinden çok geçti. Yani montaj görüntüler çıktı. Daha sonra olduğu söylendi. Yani Icardi net olarak hatırladığı bir şey yok ama maçın içerisinde yani birçok oyuncu ile ilgili belki bu görüntüleri çıkartılabilir. Ama net olarak söylemek gerekirse yani Icardi'nin zaten bugüne kadarki Türkiye'deki yaşadığı şeyi de zaten bu tür şeylerin içinde hiç olmadığını görüyoruz. Sadece futboluyla ön plana çıkan, Galatasaray takımı için en iyisini yapmaya çalışan biri. Yani bugün oynamamak üzdü tabii ki, onun için de sürpriz oldu. Ama bir sonraki maçında hazır hale gelecek. Yani kupa maçımız var, lig maçımız var. Buralarda yer alacak ama genel olarak yani çok hepimiz için çok büyük sürpriz oldu. Çünkü dün direkt Icardi'li bir oyunla hazırlandık. Yani onun üzerine çalıştık. Aslında yani bir anda bu kadar önemli bir oyuncunuzun dışarıda kalması da bizim için bugün zorlayıcı, maçın başında özellikle zorlayıcı bir unsurdu. Şöyle tabii ki bizim oyunumuz eğer güçlü oynarsak oyunu, bu da tabii ki rakibin dizilişine göre de değişiyor. Özellikle önde yaptığımız baskılar, bu çok etkili bir şekilde yaptığımız maçlar oldu. Bunlar da tabii ki hem bizim için önemli bir veri, hem de birçok ülkede. Yani ben de birçok ligi seyrediyorum, birçok takımı seyrediyorum, birçok hocayı seyrediyorum. Birçok hoca farklı şeyler uyguluyor. Oyun kurma teknikleri uyguluyor ve oyun içerisinde baskı yöntemleri
Yani birçok şeyi herkes birbirine görerek de aslında araştırarak da kendi işini geliştirmeye çalışıyor. Yani bizim işimiz hiç durmaya gelmeyen bir iş. O yüzden çok fazla da demin söylediğiniz gibi yani sadece kurslarda değil belki yani bu işi gerçekten seven, merak eden ve kendini geliştireceğine inanan her insan birçok hocadan örnek alıyor. Benim ilerideki tabii ki hedefimiz yani hep sene sene gitmek istiyorum. Yani burada şampiyonluk tekrar yaşamak çok önemli. Birinci hedefim bu. İleride tabii ki bakalım ne olur ama asıl hedefim tabii ki Galatasaray'da olmak. Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla birlikte 5. yıldızı takabilmek. Yani Köln bence iki oynadığı maçta da takıma çok hızlı uyum sağladı, oyuna uyum sağladı. Kişisel olarak da bence yani inanılmaz sıcak ve takım içerisinde çok çabuk girdi, herkesle kaynaştı. Bence bu yani sosyal yönü de çok kuvvetli bir oyuncu ve çok sempatik ve takıma çok çabuk yani sahadaki kadar dışarıda da soyunma odasında da çok hızlı uyum sağladı. Bu çok güzel bir şey yani böyle bir oyuncunun gelip çabuk bir şekilde uyum sağlaması bizim açımızdan sevindirici. Yani Zaha ile ilgili tabii ki Zaha'dan beklentimiz daha yüksek. O da oynamak istiyor tabii onu da anlıyorum bir yandan. Yani baştan başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Ama oyunun devamında da onu kullandığımızda bizim de beklentimiz ondan bundan daha fazlası. Yani son oyuna girdiği maçlarda aslında tam olarak beklentilerimizi karşılamadı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Dediğim gibi onun da isteği daha çok yani başladığında kendini daha iyi hissettiğini söylüyor ama tabii ki burada bir yarış var. O da yarışacak formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak. Çok önemli bir zor bir deplasmana gidiyorsunuz. Beşiktaş deplasmanı çok önemli, beklenen bir maç. Yani derbi maçları tabii ki herkesin merakla beklediği. Özellikle kendi stadında oynadığında o coşkuyu yaşayacağı bir ortam istiyor. Beşiktaş stadı da her derbide bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Zor bir deplasman, zor bir maç olacak. Rakibimizin oyun olarak belki son maçlarda kazandığı maçlar, gol yemediği maçlar bunları görüyoruz. Oyun olarak da özellikle güvenli bir oyunu seçiyor. Yani bunu da en son İstanbulspor maçında da net bir şekilde gördük. Yani topu da zaman zaman rakibe veriyor. Bizim için tabii orada kazanmak çok önemli. Yani kazanmak için gideceğiz. Çünkü şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız. Ama Beşiktaş'ın da aynı şekilde bizi yenmek için sahaya çıkacağını çok net bir şekilde biliyoruz. İyi oyuncular, tabii formda oyuncular var. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama ana hedefimiz tabii ki kazanmak. Ama burada yani çok fazla rekorlar veya ilklerden çok maç kazanıp liderliğimizi devam ettirmek için çok iyi bir fırsat bizim için. Yani şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki benim de formda olduğum veya hata yaptığım maçlar var. Yani hepsinde böyle çok iyi işler yaptık diye yani hata yaptığım maçlar da var. Kaybettiğimiz maçlarda bizim de hatalarımız olabiliyor. Veya beklentilerimiz, oyuna soktuğumuz oyunculardan beklentilerimiz farklı oluyor. İşte bazen de eliniz kolunuzun bağlandığı yerler oluyor. Yani Sparta Prag maçı bu anlamda defansif anlamda çok fazla hamle şansımız olmadı. Yani Victor Nelson'un da kırmızı kart cezalı olması, sakat alan oyuncular, kadroda yazmadığımız oyunculara baktığımızda bazen de elinizden bir şey gelmiyor veya yaptığınız hamleler de doğru bir şekilde karşılığında olamıyor. O yüzden yani Sparta Prag maçı özelinde kendimi de suçladığım birçok yer oldu. Yani daha iyisini yapabilirdim diye. Ama genel olarak yani kazanmak için kazanıyoruz da ligde önemli bir puana ulaştık. Belki bu anlamda rekor kırabiliriz böyle devam edersek. Ligdeki kazandığımız puanlar, oyuncularımızın mevki değişiklikleri, yer değişikliği ama ana hedef kazanmak üzerine, baskılı bir oyun üzerine, dominant bir oyun üzerine. Bunu daha da yukarılara çekmek istiyoruz aslında. Yani geçen seneden farkı, geçen sene hep tek maç oynuyorduk aslında. Tek maça da çok daha rahat bir şekilde hazırlanıyorduk. Bu sene çok fazla 43 maç oynamışız şu zamana kadar. Bunun yanında sakat oyuncuların dönmesi, kadromuzun tamamlanması. Yani şu an baktığımda Hakim Ziyech gibi
Gerçekten Serge Aurier ve Ndombele bu hafta şeyde kadroda olmayan oyunculardı, sakat olan oyunculardı. Yani o üçlü geldiğinde Icardi bugün oynamadı. Yani kadromuz tam olduğunda bence yine performans olarak da takım daha iyi işler yapacak. Yani başladığınız ve devam ettiğiniz oyun yine daha güçlü bir şekilde olacak. Ya şöyle tabii bu tür maçlar sonrası konuşursunuz, toplantılar yapılır. Bazen takımlarda yemekler yapılır. Yani bazen yediğiniz yemeklere veya toplantılara iyi olduğu zaman bağlarsınız. Bazen takım kendi kendine tedavi eder. İçeride lider oyuncular ortaya çıkar. Bazen hoca tedavi eder. Yani ben açıkçası daha Prag'da uçağa bindiğimizde ön tarafta oyuncuların hepsine tek tek giderek özellikle geçmiş olsun ve tekrar başımızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyledim. Bu ne kadar etkili oldu bilemiyorum ama devamında yine toplantı yaptığımızda hem analiz toplantısı hem de biraz da oyuncularla konuştuğumda en çok altını çizdiğim şey Galatasaray takımının çok başarılı bir takım olduğu. Yani şu anda baskı altına girecek, stres yapacak, kendini üzecek durumda değiliz. Çünkü 42 maçta 31 galibiyet almıştık Avrupa dahil. Yani bu takım başarılı, güçlü, oyuncuları güçlü, kadrosu iyi ve çok da başarılı olacak bir takım. Sadece bu başarı üzerinden tekrar kenetlenip, tekrar birbirimize sarılıp yukarıya çıkmamız gerektiğini düşündük. Yani dediğim gibi her şey etkili olmuyor ama bir kazandığınız galibiyet çok etkili oluyor. O yüzden bugünkü galibiyet çok önemliydi. Serge Aurier, yani planlamamız yani Beşiktaş maçında olması yönünde. Yani bu hafta tabii ki antrenmanlara çıkacak. Yine Hakim Ziyech için de önümüzdeki hafta yavaş yavaş takıma katılacağını düşünüyoruz. Ndombele yarın büyük ihtimalle başlayacak. Yani bir hafta sonra inşallah hiç sakatımız olmadan olmak istiyoruz. Ama Aurier için özellikle Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Şöyle 3 oyuncu üzerinden konuştuk açıkçası. Barış, Zaha veya Carlos üzerinden konuştuk. Orada da yani bir gün önceki çalışmamızda göre sadece bir oyuncu değiştirmek istedik. Yani Carlos'u direkt o mevkiye istedik. Zaten yani bir santrafor aldık ve o mevkinin en çok net oynayan oyuncusu. Diğer opsiyonumuz tabii Barış ve Zaha. Burada da yani rakibimizin çok açık bir oyun oynamayacağını, çok alanlar belki çıkmayabileceğini düşündüğümüz için belki ilk başta ikisiyle başlamayı düşünmedik. Çünkü daha böyle santrafor özellikle bir oyuncuyla başlamak istedik. Ya belki bir deplasman maçı olsaydı veya daha geniş alanda oynayacağınız bir maç olsaydı bu olabilirdi. Aslında oyunun devamında bunu yapmak istedim Zaha'yla. Aslında tam ona uygun bir oyun ortaya çıkmıştı. Biraz da alanların çıktığı. Ama orada da çok net bir performans alamadım açıkçası. Şöyle tabii oyuncu değişince, öndeki oyuncular değiştiğinde de bence sıkıntı oluyor. Bir de yani bir pozisyon Kerem yanlış durdu. Kerem Demirbay Sarıç'la kaldı. Ön taraftaki baskımızı bozdu. Aslında Sarıç'la direkt stoperlerimiz eşleşecekti. Yani bir pozisyonda da o bozdu. Ama genel olarak ya benim de gördüğüm bir yorgunluk bugün takım üzerinde vardı. Yani net bir şekilde hani soyunma odasına girdiğimizde bunu da kendi aramızda konuştuk. Bu da gayet normal bir şey. Yani hep şeyi söylüyordum. Biz kazanınca bir sonraki maça hazırlanmak, dinlenmek ve rejenere olmak daha kolay. Bir de kaybedince hem maçların arası kısa hem o moral bozukluğuyla birlikte rejenerasyon biraz daha zorlaşıyor. Dinlenmeleri belki mental olarak da zorlanıyorlar. O yüzden yani bu akşam ana amaç tabii ki kazanarak bir önceki maçı kırmaktı. Bence bir sonraki maça daha coşkulu olacağımızı, özellikle yine yapacağımız baskılar top rakipteyken oynayacağımız oyunda daha coşkulu olacağımızı düşünüyorum. Burada oyuncular tabii ki yani oyuncular değişince tabii ki oradaki genel olarak baskılarımız zaman zaman değişebiliyor. Şöyle yani orada direkt olarak yani Kaan'ı Berkan'la orta sahada ikiledik. Eyüp'ü önlerine aldık direkt Mertens'in pozisyonuna. Önde de aslında 3 tane de hızlı oyuncumuz kaldı. Hani top bizdeyken öne doğru gittiğimizde yine baskılara devam etmek istedik. Geriye çekilmedik. Baskımızı devam ettirdik ama hem arkadaki dörtlüğümüzde daha defansif özellikleri yüksek.
Hem de duran top da önem kazanıyor biliyorsunuz. Son dakikalar biraz daha duran topa, uzun topa dönüyor. Burada da maçı kazanarak bitirmek istedik. Bu da olumlu bir şekilde bize yansıdı. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.